Acele et doktor, açıklama yapılmak üzere. Şu anda sağlık alanında harika işler başarmış birine Bono ödülünü vermekten gurur duyuyorum. Ve kazanan... Doktor Doğan! Evet, biz kazandık! Yaşasın! Sürpriz! Hey, neler oluyor? Ne kadar büyük bir araba? Ben, yani biz bununla nereye gideceğiz peki? Artık zengin olduk ve Kraliyet Sarayı Oteli'ne taşınıyoruz. Artık ne yemek yapacağım ne de temizlik. Tam bir kraliçe gibi yaşayacağım. Ama ben muayenehanemi ve hastalarımı bırakamam. Yapmayın! Zenginliğin tadını çıkartacağım. Film yıldızları gibi yaşayacağız. Bu mükemmel. Hadi biraz acele et Kevin. Tamam. Geldim. Hadi gidelim. Bu muhteşem bir şey. Harika olacak. Bu benim hep istediğim şeydi. Harika olacak. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlanıyorum. Harika. Hanımefendi... Herkesin özel hediyeleri odalarına götürüldü. Pekala iyi adam. Ama bana anne de. Herkesin dediği gibi. Onu duydunuz çocuklar. Odalar yukarıda. Aynı eski evdeki gibi. Yaşasın. Hadi odalarımıza çıkalım. Lütfen. Lütfen koşmayın. Bu hadi, yasak. Biz yaşlılar asansörle gidelim. Ama oda yasak. Vay canına. Kıyafetlere bak. Hepsi yepyeni. Burası cennet. Yaşasın. Bir turbo reaktörlü kaykay. Rüya gibi. Harika. Kim? Bak bu dev bir robot kurban. Şuraya bak. İşte rüyalarımdaki olta. İçinde bir de balık algılayıcısı var. İşe de yarıyor. Buralarda balık vardır herhalde. Bundan emin misin? Yani değecek mi? Tabii ki. Zenginler her zaman yemek için giyinir. Ah, sadece ünlü modacılar. Acaba hangisi? Yemek hazır. Oh, güzel kızım. Ne kadar güzel olmuşsun. Aynı film yıldızlarına benzemişsin. Kafalara dikkat edin. Ben geliyorum. Koridorda koşmayın. Durduramıyorum. Bana yardım edin. Feride dikkat edin. Bu ne karmaşa? Bu ne karmaşa? Alışmaları biraz zaman alabiliyor. Üzgünüm. Harika. Herkes şuna bakın. Otursun, lütfen. Lütfen. Sarayın özel balığı. Afiyet olsun. Gel bakalım babana. Hala daha biraz var sevgili dostum. Biz bunu hallederiz. Herkes kendi alsın lütfen. Doktor Doc, bu böyle devam edemez. Üstlerime bunu bildirmek zorundayım. Anlay lütfen. Biraz farklı oldukları açık, evet. Ama endişeye hiç gerek yok. Bir çözüm bulacağım. Hastalarımı asla bu otelde muayene edemem. Ama ailemi de yalnız bırakamam. Bu daha da kötü olur. Hayır, onları bir şekilde eve dönmeye ikna etmek zorundayım. Başkanın limuzini mi? İşte bu. Daha dikkatli olmalısın doktor.
Çok düşünceli görünüyordun. Bu aralar düşünecek çok şeyim var. Gumball'ları tamamen Kraliyet Sarayı Oteli'ne taşınmış olarak düşünebiliyor musunuz acaba? Ne? Bu aile yürüyen bir felaket gibi. Ve orası şehirdeki en güzel yemeğe sahip. Bütün davetler orada verilir. Bu Gumball'lar artık... Belki onları geri döndürmede bana yardımcı olabilirsiniz. Böylece ikimizin de sorunu ortadan kalkar. Pekala. Ne yapmamız gerekiyor? Polis mi çağırayım, etraflarını mı sarayım, orduyu mu getirdim? Hayır. Tek yapmanız gereken onları yemeğe davet etmek. Sekreterimiz de tabii. Onlara küçük bir şaka yapacağız. Pekala. Umarım balık tarayıcım işe yarar. Aa, şuraya bakın. Galiba büyük bir tane buldum. Sizi arıyorlar hanımefendi. Alo, ben anne. Doktor Dog, haberler çok iyi. Başkan ve Karpatların Büyükelçisi bu akşam burada Kraliyet Sarayı Oteli'nde bir yemek verecek. Bu önemli insanların bizimle aynı yemeği yediklerini düşünebiliyor musun acaba? Olamaz. İşte bu büyük bir sorun. Sorun mu? Başkan çok titiz biridir. Masalarınızda çok düzgün davranmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Ve ne yaparsanız yapın, tabaklarınızdakileri mutlaka bitirin. Merak etmeyin Doktor Dog. Dediklerinizi aynen yapacağız. Güzel. Oh, bunun gerçekten ve çok önemli olduğunu mu düşünüyorsun? Bu şeyin içinde kendimi sıkıştırılmış gibi hissediyorum ve nefes de alamıyorum. Artık zengin olduğumuza göre bizim de diğerleri gibi özenli giymemiz gerekiyor. Şu andan itibaren kaykay, kurbağa ve dans kesinlikle yasak. Bir tarzınız olmalı. Kev, senin polo öğrenmeni istiyorum. Fiona, senin için de piyano dersleri hazırladım. Pop müziği unutup Mozart dinlemelisin. Ve Gertie de bebeklerle oynamayı öğrenecek. Diğer çocukların yaptığı gibi tabii. Artık eskisi gibi yemek yemeyeceksiniz. Bunlar bardaklarınız. Biri şarap için, diğeri de su için. Çatal, bıçakları da aparatifler, etler, balıklar ve tatlılar için ayrı ayrı kullanacaksınız. Dışarıdan içeriye doğru yiyeceksiniz. Anladınız mı? Dışarıdan içeriye doğru. Böylece yemeğin tadı kaçsın, değil mi? İzninle Doktor Dom. Oltayla ilgili ne söyleyeceksin? Tabağın ne tarafında duracak? Ne? İşte menü. Yazdığım gibi görünmeleri için elinizden geleni yapın ve dediklerimi de içlerine ekleyin lütfen. Bu onları buradan çıkartacaktır. Sarımsak ve bitkiseller üzerine yumuşak hamurla döşenmiş yarasa dili. Umarım o şeylerden yemek zorunda kalmayız. Bu penguen kıyafetinde boğuluyorum. İğrenç, bu şey kokuyor. Acaba doktor bunları kokladı mı? Çok tatlı, muhteşem, tadı harika. Onun dediğine göre dış tarafından başlamalıymışız. İçinden değil. Ve sağdan sola doğru ilerlemeliyiz. Peki ya bardaklar? Bilmiyorum. Ekmek üzerine döşenmiş özel baharatlı ve soğanlı buldog bağırsağı. Çok güzel, çok güzel. En sevdiğim yemek. Tabağınızdakileri bitirmeniz gerekiyor. Yoksa başkan ve büyükelçi çok garipseyecek bu durumu. Yapmayın. Teşekkür ederim Doktor Dog. Bu muhteşemdi. Ve ben de çok eğlendim. Sence derslerini almışlar mıdır acaba? Kesinlikle almışlardır Bay Başkan. Oh. Oh.
Bravo. Hepiniz birer harikaydınız. Yarın da Grete Moysa'nın büyükelçisini ağırlayacağız. Daha sonra da Benzukistan Cumhuriyeti'nin büyük generalini ağırlayacağız. Haftaya da Gombo Kralı'nı ağırlayacağız. Kalimbo'nun başbakanı, Kratiti'nin imparatoru ve sonra da Liparyon'un prensliğinin büyük başkanı bizimle birlikte olacak. Yeter. Bunu asla yapamayız doktor. Ev yapımı makarnalarımı özledim. Ve kıyafetim de beni öldürüyor. Ben daha ölmeye hazır değilim. Evet. Eğer zengin olmak buysa ben normal olmayı tercih ediyorum. Kurbanlarımı tekrar görmek istiyorum. Hadi eve gidelim. Pekala, pekala. Siz nasıl isterseniz. Hiçbir yer güzel evim gibi olamaz. Erik pastası. Buna bayılıyorum. Aa, çok önemli bir şey değil. Bu sadece bizim için. Çok zengin bir yemek hazırladım size. Saf ahtapot beyni. Buğulandırılmış deniz yosunu üzerine yerleştirilmiş deniz anası gözü.